Bana at binmeyi dedem öğretti. Bir yarış atı kaslı ve zayıf olmalı. Bu yarış babamın rüyası. O benden çok daha akıllı bir çocuk. Kazanırsam babam belki gelir. Ata binerek saatlerce ortadan kayboluyor ve merak ediyorum. Bol derdene ile yarışacak olmam hiç hoşuma gitmiyor. En güçlüsü olmalı ki yarışı kazanabileyim. Münkerdene ve Bolderdene bugün yarışacakları atlara tek başlarına binecekler. Güneşin doğuşuyla birlikte uyanıyorlar. Ama bir terslik var. Bolderdene atını bağlı olduğu yerde bulamıyor. Baba! Baba at yok. Kaçmış. Yakınlardadır. Telaşlanma. Eğer at bulunamazsa Bolderdene'nin yarışa katılması çok zor görünüyor. Çünkü doğadan toplanan at sürüsü, yarış atları seçildikten sonra tekrar doğaya salındı. Onları yeniden toplamak için vakit yok. Baba oğul atlarına bindikleri gibi, önce çobanın yanına gelip atı görüp görmediğini soruyor. Biz aşağı doğru ineceğiz. Sen ormana bak. Aramaya çoban da katılıyor. Bizim at koparmış ipini. Çok uzağa gitmemiştir. Çobana sordunuz mu? O da arıyor. Ormana gönderdim. Ben de ilçeye doğru gideceğim. Atlar yarı vahşi olsa da herkes birbirinin atını tanıyor. Atlara bir isim verilmiyor. Renklerine göre adlandırılıyor. At kaçtı. Kırçıllı gri. Gördün mü? Geçti mi buralardan? Yok. Sabahtan beri buradayım. Geçmedi. Bolderdene ve babasının aramaları sonuç vermedi. Daha sıkı bağlamalıydım. Yarı vahşi atlar bunlar. Kaçacağını düşünmeliydim. Yeni bir at bulmamız çok zor. Sürü çoktan ormanın içine dağılmıştır. Çoban da bulup getirmezse ne yaparız bilmiyorum. Onlar çadırlarına dönerken çoban ormana yakın bir göçerden atın kısa bir süre önce oradan geçtiğini öğreniyor.
Baba oğul beklerken Nuvan ve Mönker Dene en güzel giysilerini giyerek hazırlanıyor. Bölgenin saygın at yarışı yetiştiricilerinden Erden Abat'ın oğlunun düğününe davettiler. Moğolistan'da çizmenin ve şapkanın önemi büyük. 60 farklı modelde şapka var. Çizmelerse deri ve dize kadar. Uçları gökyüzüne bakıyor. Bunun toprağa saygı olduğuna inanılıyor. Ayrıca bu çizmelerin her zaman temiz olmasına dikkat ediliyor. Uçsuz bucaksız topraklarda ne yol var ne de bina. Sadece sonsuz bir gökyüzü ve bazen sert, bazen de belli belirsiz bir esinti. Onlar uzun yolculuğuna devam ederken, Bolder Dene kaygılı ve üzgün halde çobandan gelecek iyi haberi bekliyor. Hadi üzülme artık, çoban bulacaktır. Ya bulamazsa? Bulur, merak etme. Daha önce de kaç tane atı bulup getirdi. Nuvan ve torunu düğün evine ulaştılar. Nuvan şapkasını değiştiriyor. Kazanılan yarışların simgeleriyle süslü bu şapkayı sadece at yetiştiricileri kullanıyor. Saygıyla karşılanıyor Nuvan. Aynı anda gelin ve damat düğün çadırına geliyor. Ardından gelin ata bindiriliyor ve çadırın etrafında 3 defa dolaşıyor. Gelin babası tarafından erkek tarafına teslim ediliyor. Çadıra girmeden önce çaylı süt içiliyor. Göçebe kültüründe her erkeğin bir enfiye şişesi var. Selamlaşma bu şişelerin birbirine uzatılmasıyla başlıyor. Şişe mutlaka sağ elle alınmalı. Koklayıp yine sağ elle geri verilmeli. Düğün çadırında selamlaşma oldukça uzun sürüyor. Bir gün dedeminki gibi şapkam ve enfiye şişem olacak. Bana da ona gösterdikleri gibi saygı gösterecekler. Büyük, çok büyük bir at yetiştiricisi olacağım. Tüm ülke adımı bilecek. Düğün ilerlerken Bolder Dene'nin bekleyişi sona eriyor. Çoban sonunda atla birlikte ufukta görünüyor. Bolder Dene için kötü başlayan gün atına kavuşmasıyla bitiyor. Hem ilçeye hem birbirine uzak çadırlarda yaşansa da
Herkes ne olup bittiğini hemen duyuyor. Yaklaşan yarış herkesin tek konuştuğu konu. Bölgenin ileri gelenleri, ödüllü at yetiştiricileri her akşam bir araya geliyor ve kimin yarışı kazanacağını konuşuyor. Bu sene çok iyi atlar yok. Her geçen sene daha da kötüleşiyor. Nedense senin atlarının yarışmadığı seneler hep kötü oluyor. Nuvan'ın torunu kazanır. Nuvan bir yarışa giriyorsa o kazanır. Bayar Sengel'in oğlu yerel yarışlarda 7 yarış kazandı. Bence o kazanır. Yerel yarışla Nadam aynı değil. Oradaki atlarla Nadam'daki bir mi? Doğru. Görürsünüz, Nuvan'ın atı kazanır. Acemi o çocuk, acemi. Sabahın erken saatlerinde Nuvan'ın misafirleri var. İlçeden koyun almaya gelen 2 aile önce çaylı sütlerini içiyor. Göçer yaşamında misafirin önemi çok büyük. Ger adı verilen çadırların kapısı herkese açık. Gelen misafir isterse yemeğini yiyip karnını doyuruyor, yorgunsa çadırda dinlenip uyuyabiliyor. Nuvan misafirlerini ağırlarken Bayat Sengel oğlu için bir eğer hazırlıyor. Uzun zamandır kendine özel bir eğer istiyordu. Bugün ancak bitti. Bir an önce alışması gerek ki yarışta kullanabilsin. Büyüdükçe her şey kendine özel olsun istiyor. Bana söylemedi hiç. Ama annesine ne zaman babam gibi eğerim olacak diye sormuş. Bugün geceyi dağlarda geçireceğiz. Bu eğerle yolculuğa çıkalım istiyorum. Baba ve oğlun en büyük eğlencesi atla uzun yolculuklara çıkmak ve geceyi ormanda ya da dağda geçirmek. Misafirler istedikleri koyunları seçtiler. Alışverişin sonunda Nuvan, parayı sattığı koyunun başına sürtüyor. Bu kazandırdığı para için koyuna edilen bir teşekkür. Tek geçim kaynağımız bu. Ancak eskisi gibi satış yapamıyoruz. Çok fazla hayvan yetiştiricisi var. Kış yaklaşıyor. Kışa hazırlanmak için daha çok koyun satmam gerek. Üstelik her kış onlarca hayvan telef oluyor. Ya hastalanıyor ya da kurtlar tarafından parçalanıyor. Bolder Dene ve babası geceyi geçirecekleri dağa doğru uzun yolculuklarına başladılar. Babamla birlikte geceyi dağlarda geçirmeyi seviyorum. Yol boyunca bana anlattığı hikayeleri seviyorum. Verdiği nasihatleri dinliyor ve uyguluyorum. Onun çocukluğu çok zor geçmiş. Babası erken ölmüş. O da tüm ailesine bakmak zorunda kalmış.
Bana o günleri anlatırken Tanrı'ya ve verdikleri için doğaya teşekkür etmemi öğütlüyor. Yaşadığım hayatı sevmemi, mutlu olmamı nasihat ediyor. İnanışa göre dağın belli bir yerine kadar çıkabiliyorlar. Zirveye doğru tırmanırlarsa bir ölüm haberi alacaklarına ve uğursuzluk olduğuna inanıyorlar. Annen okumanı istiyor. Ben de istiyorum. Ama okuduktan sonra buralara dönmeni, yarış atı yetiştirici olmanı da istiyorum. Bu topraklardan vazgeçme. Göçerlikten vazgeçme. Bizler şehirde yapamayız. Büyük büyük taş yığınlarında yaşayamayız. Oku ama geri dön mutlaka. Hayvanlarımız var, atlarımız var. Her geçen gün daha da çoğalıyorlar. Bütün bunlar senin olacak. Ben babamdan kalanları büyüttüm, çoğalttım. Sen de benden kalanları büyütüp çoğaltacaksın. Sakın sırtını bize dönme. Yarış günü geldi. Çok heyecanlıyım. Gece uyuyamadım. Atları gördüm. Kendimi gördüm. Yalnızdım. Gökyüzünün benden uzaklaştığını gördüm. Ama babamı görmedim. Demek ki yine gelmeyecek. En çok o gelecek diye yarışmak istemiştim. Kazandığımı görmesini istemiştim. Atlar yarışa başlamadan önce süsleniyor. Bu süslemenin ata hız kazandırıldığına inanılıyor. Dede torun ve baba oğul yarış için hazır. Yarış atları 3 kez geceyi geçirdikleri alanın etrafında dönüyor ve hep bir ağızdan geleneksel şarkılar söyleniyor. Şarkıyı gece rüyamda söyledim. Babama anlattığımda çok güzel bir rüya olduğunu söyledi. Kazanacağımı söyledi. Ama çok güçlü atlar var. Bir yanımda Mönker Dene'nin kazanmasını istiyor. Onun için daha önemli bu yarış.
Kazanırsa babası onu görmek için gelir belki. Naadam Festivali, Moğolistan'daki en önemli etkinlik. Kalabalık yavaş yavaş yarışın yapılacağı alana toplanmaya başladı. En güzel giysiler giyilmiş, ilçeye bir bayram havası gelmiş. Yarış öncesi eğlenceler düzenleniyor, gösteriler yapılıyor. Bu gösteriler kalabalığın çoğalması, yarışa daha fazla insan gelmesi için yapılıyor. Gösteriler bitti. Yarış zamanı geldi. Atlar başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. Başlangıç çizgisinde tüm çocuklar heyecanlı. Atların hepsi 2 yaşında. Torunum için seçtiğim atın annesi daha önce çok yarış kazandı. Atın iyi olduğunu biliyorum. Artık her şey Mönker Denen'in ellerinde. Bu yarışla çocukluğu bitecek, erkekliğe adım atacak. Kazanırsa çok güçlü bir erkek olacak. Oğlum kendine güvenli bir çocuk. Bu yarışı kazansa da kaybetse de çok iyi bir hayatı olacak. Ona ne olursa olsun onu daima seveceğimi söyledim. Bu tek bir yarış. Ama hayatın içinde çok kez yarışmak zorunda kalacak. Ben sadece o yarışlara hazır olmasını istiyorum. Kazanmayı değil, mücadele etmeyi öğrensin yeter. Yarış başladı. Uzun etaplı bu yarışta Mönker Dene ve Bolder Dene hemen öne geçiyor. Ancak kilometrelerce gidilecek yol var. Yarışı kazanmak kadar bitirmek de önemli. Nitekim atlar bazı çocukları sırtından atıyor. Seçilen güzergahın sonu yine ilçede bitecek. Zaman geçtikçe bitiş çizgisinde bekleyen ilçe sakinlerinin heyecanı artıyor. Atlar ufukta görüldü. Mönker Dene ve Bolder Dene başlangıç anında olduğu gibi yine önde ve yan yana geliyorlar. Bir Moğol atasözü der ki, iki dost arasına bir kez güvensizlik girerse, birine ya sürgün ya da ölüm düşer. İkisi birlikte bitiş çizgisine doğru giderken, sınanan dostluklarından büyük bir başarıyla geçtiler.
İkisinden biri yarışı kazandı ve hayallerine kavuştu. Ancak her ikisi de kazanmaktan değil, birlikte mücadele etmekten çok şey öğrendi.